Abi şeyi sorayım peki, aşağıda öyle bir şey olursa şu an biz de tam ne olacak bilmiyoruz ama. Köyde ama pek köy evi gibi değil. Banyoya bakar mısın zaten yani? Ya evet. Güzel değil mi? Burada otursak ya Sakarya'da koşulmaz yani. Sakarya'da kalınır. Ya şimdi öbür tarafta şelale vardı. Şelale burada var. Longoz var. Kuzulukta mı? Evet. Kuzulukta evet. Şelale vardı. Şelale vardı. Burada da acarlar longoz var. Uzun süre sonra acarlar longozundayız. Şurayı göstersene. Bak ne yazıyor. Evet. Sakarya bir başkadır arkadaşlar. Gelen kalır burada. Filiz hangi aradasın? Şuradayım ben. Evet. Bugün böyle kalabalık olarak sağ olsun Mücahit abi aldı bizi. Şimdi ev bakmaya gidiyoruz. Sonra evet, da piknik yapacağız. Şöyle kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mücahit abi nereye gidiyoruz şimdi? Neredeydi? Ben bir türlü adresi veremedim de hep şey diyorum. Poyrazlarla böyle Sakarya arasında bir yer diyorum. Adapazarı'ndan Karasu istikametine giderken Söğüt ilçesi var. Söğüt ilçesinin bir köyü. Köyün ismi sürpriz olsun. Tamam, köyün adı sürpriz olsun abi. Evet arkadaşlar, şimdi neredeyiz diye merak ediyorsanız daha önceki videolarda biliyorsunuz bahsetmiştik. Mücahit'in bahsettiği bu eşyalarımızı geçici süreli ya da yarı zamanlı koyabileceğimiz ya da kısa süreli kalabileceğimiz yer diye bahsettiğimiz o evdeyiz. Buradan da diğer eve bakmaya gideceğiz. Esas eve bakacağız. Evet, esas eve bakmaya gideceğiz. Burasını sanki bir depo olarak kullanabiliriz. Evet, yani, Muğla'ya geçiş süreci olursa diye evet, düşünmüştük. Yani, Muğla konusu netleşip oradaki işleri organize edene kadar nakliye firması vesaire bir takım işler hallolması gerekiyor. Onlar hallolana kadar eşyamızı koyabileceğimiz yer olarak düşündük burayı. Şimdi dilerseniz çıkıp bir eve yukarıyı görelim. Eve bakalım. Sen onunla çıkabilecek misin? Çıkabilecek. Biz burayı işte çok berbat tamamladı duvarları. Güzel bir duvar yaptı. O kadar başka bir şey değil. Evet Filiz, ne diyorsun Filiz Hanım? Ne diyeyim yani burası zaten Mücahit'in hayvancılık işine başladıklarında belki hayvanlara bakacak ailenin kalması için düşündükleri bir yer. Bizim için geçiş anlamında hani böyle kısa süreli belki Muğla'daki arayış sürecimiz devam ederken eşyalarımızı koymak ya da kısa süreli oturmak için kullanmayı düşündüğümüz bir yer zaten. Ama ben şimdi şunu mesela gördüm. Bizim mesela koltuk bu kapıdan girmez. Yani öyle kullanabileceğimiz bir yer olmaktan burası çıkıyor. Aşağıdaki yerlerde sorarız şimdi. Şöyle ben bir içeriye. Burası mutfak arkadaşlar. Ve burası daha bir köy evi tadında. Şöyle baktığımız zaman burada fındık bahçesi var. Fındıklık. Burası bize şey olur, yanına eşyayı koymak için iyi olur diye düşünüyorum. Ama netice de eşya toplarım. Abi şimdi buradan bizim hiçbir eşya girmez. Abi şeyi sorayım peki, aşağıda öyle bir şey olursa şu an biz de tam ne olacak bilmiyoruz ama mesela Muğla işi oldu ama bizim bir eşyalarımızı bir yerde tutmamız gerekiyor ya, burada aşağıda eşyalarımızı koyabileceğimiz bir yer var mı? Abi şöyle eşya koyma konusunda alt kat olmazsa da başka bir yer de bulunur. Yani bizim kendi oturduğumuz evde de deponun üst katta bir depo gibi bir yer var. Tamam. Yavaş yavaş, acelemiz yok. Sakin. Aşkım ben alayım mı çocuğu? Bekle, bekle.
Burası dediğim gibi tam zamanlı konaklama için değil, işte böyle geçiş döneminde kısa vadeli kalmak için. Olursa olur yani. Miyam yavaş ye yavaş. O içer de mübarek maşallah. Biraz iştahlı. Hadi gel bakalım Filiz. Pardon. Sohbet güzel. Sohbetimizi birazdan devam ederiz. Devam ederiz. Evet. Bak ekmişlerdi bir parça. Buradan böyle gözümüzü gördü. Yani. Evet maşallah. Büyükmüş evet. Ev mantolu, diş mantolu falan yapılmış. Anam. Benim şöyle bir fındıkla çektiniz. Fındık kurutuyorlar. Burası balkon. Bu camları bunu biliyorsunuz. Hı-hı. Bunlar iki tarafa açılıyor. Komple açılabiliyor. Bu kadar geniş güzel bir balkon giriş değil mi? Böyle mi geçiyorum? Odalar içeride, mutfak. Burası salon. Evet. Çok ferah duruyor. Bak ne kadar özenli yapılmış. Evet, i̇şte ışıklandırmalar falan çok şık duruyor gerçekten. Yani köyde böyle bir ev bulabileceğimi düşünmezdim bu arada. Bu arada meşhur çençenimiz sağ olsun bizi yalnız bırakmadı, yardıma geldi. Böyle kapıları çok seviyorum ben ya. De. Sürgülü değil mi? Direkt çocuk, mutfağa. Sen de sever miydin? Evet. Ben iki açılar falan da çok severim. Wow. Çok güzel değil mi? Güzel bir mutfak. Çok güzel bir mutfak gerçekten. Böyle biçimli, ufak ama çok kullanışlı duruyor değil mi? Evet. Çok güzel. Bu arada evin girişi burasıymış, orası balkon hiç girişi. Hiç kullanılmamış bu ev galiba. Evet, işte sıfır, ilksiz oturacaksın. Sıfır değil mi? Bak şurası da evin girişi aslında. Ana kapı. Giriş burası aslında. Ana giriş orası. Kapısı falan. Gayet sağlam duruyor. Köyde ama pek köy evi gibi değil. Banyoya bakar mısın zaten yani? Deniz taşlar da bak ne kadar özenli seçilmişken. Gemiler, yollar, bisikletler. Evet çok güzel. Çok güzel, zevkli, yani öyle hevesle yapılmış duruyor değil mi? Evet. Özenerek yapılmış bir yer. Burada bir oda var. Şey şu biraz böyle kullanışta şey yapıyor aslında değil mi? Evet, alanı kısıtlıyor. Evet. Ama ya da belki gizlemek istediğim bir şeyi dolap koyup falan gömme gibi. Perdeyi aç bakalım nasıldır buradan manzara. Yani üç katta hemen balkonda sevdim. Dağ manzaralı. Bak burada da güzel dağ manzaralı. Açık. Evet, bahçe böyle. Çok güzel ya. Bahçe de güzel. Bahçe çok güzel. Şu şey araba bile bak dekor gibi duruyor yani, değil mi? Şu içinde şey olan ağaç dalları olan. Perdeyi tekrar kapatayım da. Bir. Ya 2, 3. Bir oda da burada. Evet, 3 öyle. 2 artı 1. Her tarafta manzara sahip. Ya ineklere bak. Açık. Evet, direkt yanda inekler. Yani köy ev olduğuna inanmayanlar. Evet, ya çok iyi. Açık ferah, ev güzel. Evet, etrafı da çok boş değil yani. Komşular var. Ben şeyi düşünüyorum bir taraftan da. Hani böyle drone çekimi yaparken de evet. Şey gayet bahçede şimdi falan çalışırken. Şimdi yapacak mıyız devam? Yapalım biz, sen de gösterelim. Hem de biz de görelim bir çevreyi. Çok güzel bir evmiş gerçekten. Şu arkasında mı sadece? Evet. Deniz orada bir şey, şeyde perdede bir şey var Burcu. Ne o? Perdede arı var. Arı mı o? Arı. Bir de evet. Can çekişiyor. Gördüm evde kalmış. Aç kalmış herhalde. Gel beni. Yani burada şey... Mutfak, evet salon olarak düşünülen yer burası. Evet. Ama düşünüyorum şurayı yemek bölümü gibi bile kullanırsın yani. Evet.
Balkon çok iyi değil mi? Yalıtım da varmış. Yalıtım da var, manto da var. Bak soba yeri de var. Ya evet. Güzel değil mi? Burada otursak ya Sakarya'da taşınılmaz yani. Sakarya'da kalınır artık. Çok güzel de ben de beğendim. Özenilerek yapılmış. Bak burada da bir soba yeri var. Soba bu tarafa da yani koyulabilir. Yani yine söylüyorum tabii ki şey. Gerçekten çevreyle kuracağımız ilişkiler, tabii. Komşuluk ilişkileri falan çok önemli. Çünkü hani bülbül altın kafese koymuşlar hesabı. Yine ait olduğun yere. Allah güzel olarak insanlara denk getirsin diyelim. Amin. İnşallah. Olur inşallah. Evet arkadaşlar, buradaki arazi de bizim kullanabileceğimiz bir araziymiş. Değil mi Filiz Hanım? Değil Deniz Bey. Evet Denizcan Bey. Doğrudur efendim. Aman nasıl? Efendim yaman beğendin efendim. Beğendin mi evi? Beğendim. Ev çok güzel değil mi? Güzel. İçi falan. Ev... İstanbul'da çoğu yerde böyle bir ev yok. Tek yani... düşündüren merdiven biraz. Ha niye için? Hani çocuklarla. Ha, hani nasıl doğru olur? Dedim. Biraz onu düşünüyorum. Ev çok güzel. Yani evin içi için. Evin içine söylenecek hiçbir güzel şey yok. Kesinlikle alan çok geniş. Tarım yapmak istersek de yapabileceğimizi burada da yapabilirmişiz. Ekstra arazileri de varmış. Var. Oralarda da daha böyle büyük tarım yapmak istersek evet, bize destek olacakmış. Evet. Yani burada da zaten şu alan bile yani yarısını bile çok ciddi bir alan burası. Büyük yani. Hani yok hep istiyorlar yani bir şey yapın işte organik. Evet biz hani... de düşündük aslında uzun vadede yapılabilir bir şey. Yani baktık ki biz bu ekim dikim işlerinden bayağı hoşlandık. Becerebiliyoruz aslında. Elimizden de geliyor. Daha araştıracağız. Tabii kendimizi biraz daha geliştireceğiz bu konuyla alakalı. Daha geniş bir alanda tarım yapıp bunda kendi online satış sayfalarımızdan pazarlamak gibi bir düşüncemiz var. Fikir aşamasında şu anda. Hani... Abi de çok iyi. Evet. Hani ev sahibiyle de kibar. Çok kanımız ısındı. İstediğimiz o komşuluk ilişkilerini burada bulabiliriz gibi geldi. Şayet hani Muğla işi olmayacaksa değil mi? Sanki burası bizim için güzel bir yermiş gibi hissediyoruz. Ama bakalım tabii kesin konuşamayız. Fiyat konusuna gelirsek de şöyle biliyorsunuz bizim şu an mevcut ev sahibimiz güzel bir zam için aslında biz de konuşmuştuk. Biz de o yüzden çıkmak istiyorduk. O zamlı fiyatı düşününce onun altında, zam, bayağı altında. Hani üçte bir altında diyebiliriz aşağı yukarı. Ve ev olarak da siz de içini gördünüz aslında değil mi? Daha güzel, güzel ve tabii yeni canım bir ev. Yani, o tartışmaya açık bir konu yani değil. Yani içini çekip bu İstanbul'da desek kimse şey yapmaz. İstanbul'da böyle herhangi güzel bir sitedeki evle belki içi daha da güzel. Yani hı-hı, o karolar falan çok güzel seçilmişti. Kesinlikle tuvaletli, çok zevkli. Şeydeki, çok ya zevkli insanlar kendim oturacağım diye zaten hazırlamış. Kirayı da vermeyi düşünmüyorlardı. Yani Mücahit sağ olsun aracı olduğu için yani evet, araya böyle hatırı sayılır kişiler konduğu için aslında bu ev evet, kiralanabilir bir durumda bizim için. Yoksa hani normalde kiralık bir ev değil zaten. Evet, değil. Gerçekten yüksek bir kira veriyormuşuz. Mesela buranın bahçesi de daha büyük. Çok büyük. Ev de daha güzel şimdi baktığın şimdi zaman. Bu evde ilk oturan biz olacağız ve ev içinde kullanılan malzemeler de kişi kendim oturacağım diye tabii ki yaptırmış ve çok yeni olduğu için. Aynen. Her şey çok güncel ve gerçekten gıcır gıcır ve tertemiz. En önemlisi evin mantolaması var. Evet. Dıştan mantolu bir ev. Isı anlamında da yalıtımı olan bir ev. Yani biz açıkçası beğendik. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara da yazarsanız seviniriz. Şimdi şeyi söyleyeceğim de kamerayı da o yüzden açtım. Şimdi abi ev o kadar güzel ki orada baktığımız. Ben son herhalde 2 haftadır her gece rüyamda ev bakıyorum. Tam böyle sevdiğim bir ev buluyorum. Sonra sabah uyanıyorum. Şimdi öyle uyanmayayım diye yani daha tam güzel çünkü biçimli bir ev. Değil mi? Beni ısrarla Mücahit abi diyor ya. Şikayet edeceğim seni ama. Bak abiye. Abi başta bak. Mücahit abiye çok teşekkür ederiz. Mücahit. Bu arada Mücahit benden ufakmış. Abi konuşurken Müco diyeceğiz. Bundan gayrı Müco'dur kendisi. Ortaya çıkardık. Mücahit abiden direkt Müco'ya geçiş. Hızlı bir geçiş olacak Müco diye. Ben de abi burayı yayınlayacaksan eğer konuşayım. Tabii buyur abi. Ben de ısrarla Muğla'ya gitmelerinden taraf değilim. Sebebi de biz onları çok sevdik. Biz de sizi çok aslında, sevdik. Aslında Muğla'ya biz o kadar çok istiyoruz ki gitmeyi, göç etmeyi. İşte imkanlar el vermiyor. Kendi kafamıza göre birilerini bulduk. Kaybetmek istemiyoruz. Yani burada Marmara dayı mı kurabilir? Aynen, bizim için de aynı şey geçerli. Yani, evet biz de Marmara dayı kurup aslında buradaki aileleri bir araya getirdik. Belki aboneler kızacak bana. Sevgili arkadaşlar, dostlar. Muğla'dan vazgeçirmeye çalışıyor gibi algılanmasın. Gerçekten
Ben onlardan belki daha çok istiyorum bu olaya göç etmek ama ama bir şekilde olmuyor. Kısmet abi, bu da artık neresi olacak? Yaşayarak aynen öyle göreceğiz. Belki burası olursa bir sonraki basamakta birlikte Muğla'ya göç ederiz. İnşallah. Burada, ama burada kalırsanız da birlikte çok güzel şeyler yapabileceğimizi ben aynen gönülden inanıyorum. Gördük, ben de inanıyorum. Kafalar karışık değil mi? İyice bugün evet gördüğümüz evle birlikte karıştı. Siz ne önerirsiniz? Sizce neler olsun arkadaşlar? Yorumlara bekliyoruz. Bu akşam bir de Deniz şu an canlı yayın var. Birazdan pazar, canlı yayın yapacağız. Bir de canlı yayın olacak. Evet, canlı yayında da ufak bir bahsederiz ama evet, çok sürprizini kaçırmadan. Tabii tabii. Çok coming soon. Zaten şey yani görüntüler olmadan. Evet, pek anlatılamaz. Yani şey, pek anlatılamaz. Zaten karar da verebilmiş değiliz. Bu arada Muğla'dan beklediğimiz bir haber evler var. Bu arada bir tane de yine abonelerimizden biri bir evle alakalı ilan paylaştı. Gidip kendisi de görmüş yeri. Bakacağız bakalım. Bakıyoruz, araştırmaya devam ediyoruz. Ama ışık nasıl güzel şu an. Değil mi? Bak şu taraf benim tarafımda. Güzel ya, vay be. Evet, bu arada Acarlar Longozu dünyada üçüncüymüş galiba en fazla bu su üstündeki bitki çeşitleriyle ilgili. Gerçekten çok güzel bir yer. Böyle de güzel bir yürüyüş yolu yapılmış. Keşke kokuyu da. Aynen, kokuyu da paylaşabilsek. Paylaşabilsek yani. Görüntüleri paylaşıyoruz da kokuyu paylaşabilsek. Gerçekten çok güzel kokuyor. Bir de yağmur yağdı bugün. Yine Sakarya ve yağmur tabii ki. Evet, tam drone görüntüsü alacağız değil mi? Orada evet, bir yağmur başladı. Hem de ne yağmur, sağanak. Bayağı sağanak yağmur. Ondan dolayı da iyice böyle güzel bir koku var şu an. Müthiş doğa. Doğa seviyoruz. Doğanın içinde olmayı seviyoruz. Şu görüntü çok güzel ya, muazzam. Ya eminim drone ile çok daha güzel görüntüler çıkacak. Çıktı zaten. Yani ama şu haliyle de ambiyans gerçekten güzel. İyi ki getirdin bize Mücahit ya. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok sağ ol. Arkadaşlar bunlar bana Mia'yı kitledi. Kendileri gibi. Ağanın tadını çıkartıyorlar. Ben size keyifli yürüyüşler söylüyorum. Mia'ya bisküvi aldı Mücahit abisi. Sağ olsunlar, bize çekimde yardım ediyorlar. Çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, yorucu bir günün ardından Acarlar Longozu'nda artık son durağı verdik. Evet. Dinlence moduna son geçtik. Son dinlence moduna geçtik. Bir saat sonra canlı yayın var. Bir saat dinlenip ondan sonra canlı yayınımız başlayacak. İnşallah sizlerle evet, öyle daha bu video büyük ihtimal perşembe evet, günü. Siz... Öbür ev salı günü olur. Bu perşembe günü olur. Ona göre izleyeceksiniz. Yani zamanlamayı anlayın diye söylüyoruz. Evet. Bugün pazar günü. Özellikle Acarlar Longozu benim çok görmek istediğim yerlerden bir tanesiydi. Evet, canlı yayında söylemişti. Evet, yani bir abonemiz. Defalarca da adını zikrettiğimiz bir yerde bugüne kısmetmiş. Mücahit sağ olsun, eşim Melek'le beraber bizi getirdi. Bugünün birazcık ana sponsoru gibi oldular. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça ya da camların üstüne oturuyor da orada bir tarafta. Aşkım bir kırılacak, batacak onlar popona. He tabii. Yani orada... Her gelen belki alıyor abi. Bir tane iki tane çocuk yukarıda var. Yarın bir kartı mı? Bakın. Yok.
ama paylaşacaksın mı ya? Eyvah eyvah. Ağlamak yok mu ya? Sen niye ağlıyorsun? 90 video.